Flora bahçede vakit geçirmeyi çok seviyor. Bu güzel çiçeklere sonsuza kadar bakabilirim. Keşke her zaman yanımda çiçek taşıyabilsem. Ne harika bir fikir. Peruk tabanına çiçek ekleyelim. Flora yeni saç stilinden çok memnun. Kokulu çiçekler karışık saçlardan daha iyidir. Flora egzotik çiçeklerle çevrili salıncakta oynuyor. Burası çok güzel. Ah, bir uğur böceği merhaba demeye geldi. Evine uç ufaklık. Ve sana bir bahar melodisi çalacağım. Arp, hadi çalalım. Ah, birisi eriştesini buraya bırakmış. Sonunda sıcak bir yemek. Çatal, uzaklaş. Bu erişteler yıldızımız için bir peruk olacak. Kıvırcık saç istiyorum. Çabuk olun. Kel olmaktan bıktım. Erişteleri biraz ılık suya koyalım. Ve ipleri doğrudan kafasına yapıştıralım. Açık sarı dalgalar bugünlerde moda. Ve bebek yeni saç setilinden memnun. Nancy yemek için Lalil Town'daki en iyi kafeye geldi. Spagetti sipariş edeceğim. Sos yok. Tek kişilik kaplarda lütfen. Tamam, bir masa seçin. Garson ona yemeğini getirdi. Makarnayı severim. Bana bir şey hatırlatıyor. Ah, en önemli şey onu kazayla yememek. Yoksa beklenmedik bir saç kesimini yemiş olurum. Vivian lüksü sever. Parmaklarını şıklatır ve peruğun tabanı belirir. Kuru bir ıslak mendili incilerle örtelim. İnci dizilerini birer birer ekleyelim. Çok abartılı görünüyor. Benim gibi bir hanımefendi için mükemmel. Tasarımcı Tootsie Lou yeni bir koleksiyon başlattı. Vivian en sevdiği model. Bu yüzden gösteriye başlıyor. Moda eleştirmenleri büyülendi. Bu çok kreatif. O muhteşem. İnciler herkesin dikkatini çeker. Peruk şovu başarılıydı. Marilyn her zaman kusursuz görünür. Hafif gilden yapılmış saçlar anlaşmayı imzalatacaktır. Beyaz ve bej rengini alalım. Karıştıralım ve yumuşak dalgaları modelleme bıçağıyla şekillendirelim. Eski bir saç modeli ona yakışıyor. Park yeri nerede? Etrafa bakmamız gerekiyor. Aa, rüzgar beni hazırlıksız yakaladı. Kafe Gelateria lezzetli tatlılarıyla ünlüdür. Marilyn orada bir fincan kahve eşliğinde bir dilim kek yeme fırsatını kaçıramazdı. Ve artık yolculuğumuza devam edebiliriz. Virginia alışılmadık şeyleri sever. Kafasında ince yapay elmas zincirler, çakıl taşları ve değerli taşlar vardır. Vay canına, peruk yıldız gibi parlıyor. Virginia sanat eserlerini topluyor. Çocukluğumdan beri kreatifim. Hediyen sanat yapmaktır. Bunu koleksiyonuma eklemeye karar verdim. Olamaz. Bu ünlü ince küpeli kız. Wow. Onun sadece bir küpesi var ama peruğum ışıl ışıl. Cosmi uzun zamandır görünüşünü değiştirmek istiyor. Ve zamanı geldi. Lalilo stilistleri onun için çoktan parıltı hazırladı bile. Mor parıltı mükemmel bir temel olacaktır. Birkaç boncuğu ipe geçirelim. Farklı renkteki boncuklardan oluşan iplerin şekillendirilmesine gerek yoktur. Her zaman mükemmel görünürler. Tek bir rengi seçemiyorum. Bütün renkleri aynı anda taşımak çok daha iyi. Cosmi tropikal bir ülkeye tatile gitti. Güneş, su ve palmiye ağaçları. Mükemmel değil mi? Ben de buraları seviyorum. Peruğum burada daha da parlıyor. Nasıl? İşte standım. Alışılmadık örgüler yapıyorum. Göz gezdireceğim. Kızlar Cosmi için boncuk örgüler yapmayı kabul ettiler. Mükemmel görünüyor. Artık saçımı mahvetmeden istediğim kadar suya dalabiliyorum. Vivian yeni bir saç modeli yapmaya karar verdi. Plastik sargı, sonrasında kuru ıslak mendilden yapılmış bir şapka başlamak için tek ihtiyacı olan şey. Sıcak kuru pastille renkleri vurgulayalım. Altın zincirler mavi gözlerini ortaya çıkarır. Aksesuar zincirlerini bunun gibi yapıştıralım. Kalküller hazır. Yapay elmaslı zincirler de işe yaradı. Seyirci Vivian'ın görünümünü uzun süre hatırlayacak. Model ışıkların altında parlamalı. Sadece bekleyiniz.
Hot Selu'nun şovu bizi şaşırtmaya devam ediyor. Her peruk bir sanat eseridir. Onun koleksiyonumuza eklememiz gerekiyor. Katılıyorum. Onu almak için her şeyi ödeyeceğiz. Modelimiz herhangi bir kraliçe gibi görünebilir. Wow. Emi kısa saçlarından bıktı. Örgüler istiyorum. Uzun saç. Ama uzamasını beklemek istemiyorum. Kurdelenin bir kenarından tutalım. Bunu birlikte yapmak çok daha eğlenceli. Şimdiden bir tane elde ettim. Ya köpeğim beni tanımazsa? Endişelenme. Köpekler sahiplerine çok bağlıdırlar. Kurdelelerin geri kalanlarını alalım. Renkler mükemmel. Emily harika görünüyor. Tori buna bayıldı. Elimi bile yaladı. Emi ve köpeği birlikte alışverişe çıktılar. Merhaba Stephanie. Emi, seni gördüğüme sevindim. Tori'yi bir arabaya koyalım. Böylece diğer alışverişçileri rahatsız etmez. Böyle tatlı bir şey bir insanı nasıl rahatsız eder? Ama sanırım kurallar kuraldır. Burada o kadar çok şey var ki seçemiyorum. Mısır gevreği almalı mıyım yoksa almamalı mıyım? Aa, kuaför eşyalarıyla dolu bir stand. Kızlar kayboldum. Hangisini seçmeliyim? Sanırım örgü yapmak için saç teli alacağım. Emi, yeni kurdelelerimiz var. Yardımlarınız için teşekkürler. Artık ikimizin de güneşli kurdeleleri var. En yakın zamanda yeniden bekleriz. Yeni saç modeli fikirleri için bir çiçek kurdele sargısı kullanılabilir. Makas artı beceri eşittir mükemmel bukleler. Aa, o kadar çok var ki. Bütün bir saç için yeterli olmalı. Çabuk. Bu peçeteden hiçbir şey görmüyorum. Drew bekleyemez. Doğru rengi seçelim. Buna ne dersiniz? Şapkayı pembe bir tonla vurgulayalım. Bukleler mükemmel renk kıvamında. Bukleleri ard arda yapıştıralım. Ve Drew yeni bir saç stiline kavuştu. Çok fazla hacimli. Ve rengi tıpkı en sevdiğim balonlu sakızım gibi. Drew sokak stilini seviyor ve çalışıyor. Her gün en sevdiği paten parkına geliyor. Ayakkabılarınızı bir bantla değiştirmek kolaydır. Ve herhangi bir yolda kayabilirsiniz. Ancak buradaki beton mükemmel. Woohoo! Bana iyi yolculuklar dileyin. Günaydın. Naomi yumuşak samanlarda uyandı. Bu bir salona girebileceğimiz anlamına gelir. Kırmızı saman teniyle gerçekten güzel görünüyor. Ne harika bir saç rengi. Elbiseye uygun bir çiçek ekleyelim. Saç hazır olduğunda rahatlayabiliriz. Ve biraz bronzlaşmış. Hasır bir şapka alalım ki güneşte aşırı yanmasın. Naomi bir çiftlikte yaşıyor. Buradaki manzara harika. Kuşlar şarkı söylüyor ve etrafındaki her şey yeşil. Ama evin etrafında da yapılacak çok şey var. Çim zaten kuru. Daha fazla samana ihtiyacımız var. Naomi bir dirgenle harika iş çıkarıyor. Bu pembe ipliği başka bir peruk yapmak için kullanalım. Tabanını bağlayalım ve sıkı örgüler yapalım. Kenarı sabitleyelim ve uçlarını keselim. Her şeyin düzenli olması gerekiyor. Lalilu stilistleri yeni saçlar hazırladılar. Şanslı kazanan kim olacak? Virginia, tebrikler. Egzersiz yaparken yapay elmas taktığımda kendimi garip hissederdim. Ancak bu son moda örgüler çok mükemmel. Virginia basketbolu sever. Ama şimdilik bir takımda oynamak için çok utangaç. Tek başına antrenmanı tercih ediyor. İlk atış kaçırdı. Bir tane daha ve bir tane daha. Neler oluyor? Ups! Top bir çöp tenekesine gitti. Artık ringe çıkma şansı yok. Aniden basket attı. Potadan geçti. Virginia 3 puan kazanıyor. June yeni saç setini bekliyor. Bugünkü görünümünü oluşturalım. Kuru ıslak mendil üzerine şapka çizelim. Keselim. Bebeği kirletmemek için bir poşet koyalım. Peruğun tabanını yeşil akrilik boyayla kaplayalım. Doğayı kalbimde hissetmek istiyorum. Ve doğa kafamda sanırım. Stabilize yosunu kafasına yapıştıralım. Gerçekten parlak ve renkli görünüyor. Sıfır zararlı kimyasalla yapılan yeşil saçlar hazır. June hayvanlar için bir barınak hazırladı ve artık tüm zamanını dışarıda geçiriyor. Evcil hayvanlarınızı yürüyüşe çıkarmak için mükemmel bir hava. Ricky, Tommy, Sally, hepinizi sahipleneceğim.
Sen kimsin bebeğim? Tavşan biraz lahana aldığı için mutluydu. Hayvanlar çok fazla sevgi ve ilgi görüyor. Birlikte çok mutlular. Saçım gerçekten kişiliğimi ifade ediyor. En çok hangi peruğu sevdiniz? Yorumlara yazın. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Lalelu yakında yeni oyuncak bebek fikirleriyle geri dönecek.